Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Cenab-ı Mevla ve ennel kuvvete lillahi cemi'a beyan alisiyle bütün kuvvet, bütün salahiyet Cenab-ı Hakk'ındır. Ey insan, senin elinde ne salahiyet var? Sen kulsun, kulluğunu icra edecek derecede sana salahiyet vardır. Kulluğun ötesine çıkıp cebbarlaşma, etrafında veya elinin altında bu kadar bin, bu kadar milyon insan vardır diye ona mağrur olma, onlara bakıp da ben kuvvetliyim demeyesin. Ve ennel kuvvete lillahi cemi'a. Hiç şüphesiz bütün kuvvet, bütün salahiyet, bütün kudret Allah'ındır. Lakin zayıf insan, kendi gibi zayıf kimselerden binler, on binler, yüz binler, milyonları toplar. Sonra zanneder ki kuvvetlendim ben, kuvvetliyim. Kime bakıp kuvvet iddia edersin? Adamlarına, efendim, silahlarına, onlarla kuvvetli hesap edersin kendini. Gafil insan, iman etmek lazım. Bütün kuvvet ve kudret ve her şeye salahiyet mutlakan Allah'ın. Bize verilen salahiyet kulluk ölçülerinin içindedir. Bu dairede durun, bu dairenin içerisinde kulluğa meşgul olun. Kulluk dairesinin dışına adım atma diyor. Kulluğu bırakıp da kendine taptırma, kendini ululama, kendini büyük satma. Sen küçüksün, sen zayıfsın. Haddini aştığın vakitte ki haddini ne zaman aşar? Büyüklük davasına düşen adam, büyüklük sattığın vakitte seni alçak kılar Cenab-ı Allah. Alçaklık boynuna takılır. Bu kul alçaktır dedirttirir Cenab-ı Allah. Neden? Hakkı ve salahiyeti olmaksızın büyüklük iddia etti. Dedi ki ben büyüğüm. Kaç arşın boyun var? Üç arşın. Üç arşın boyuyla utanmaz mı bir adam büyüğüm demeye? Ki devenin belki ondan fazladır boyu. Nasıl büyüklük iddia edersin? Okkanla mı? Boyun uzun, üç arşını geçmez. Ne hükmü var? Yani boyumuz 20.000 arşın olsa, boyumuz bulutlara değse, bulutlardan ileri geçse, acaba hak kazanır mıyız? Büyüğüm demeye. Dikkat etsen, galaksi boyu. Işık yılıyla derler, 100.000 ışık yılı boyun olsa, acaba büyüklük taslasak nasıl? Bir büyük galaksi vardır gökyüzünde. İçerisinde 300 milyar güneş dev yıldızlarla donanmış bir şey var, galaksi. Çıplak gözden de görünür o. İçerisinde dikkat et. 300 milyar büyük güneş, engin bir. Ne büyüklüktür. Bu kadar muazzam bir galaksi, bu yeryüzünden görünür diyor o. Çıplak gözle görünür. Çoğu teleskopta görünür de, bu büyük alamet çıplak gözle görünür. Ne kadar görünür? Bir hacı var. Bir yanar, bir söner, ufak nokta halinde görünür. O büyüklük iddia edebilir mi? Allah nasıl küçültüyor?
Buraya üç harfinle biz nasıl büyüklük dava ediyoruz? Ne cahilliktir bu? Ne zulümdür bu? 300 milyar büyük yıldızlar, dev yıldızlarla donanmış başka bir alem o. Buradan baktığında ben sana o yıldızı göstereyim. Bir yanar bir sene ufacıcık bir nokta gibi görür. O kadar büyüklükle böyle küçültüyor Allah-u Zülcelal. Allah-u Zülcelal'in azametinin önünde 300 milyarlık yıldız kümesi, koca bir galaksi nokta gibi görünüyor. Ötekiler, onları o kadar küçülttü ki onlar kayboldu. Onlar neye görünmüyor? O noktadan da küçüldü, onlar da kayboldular. Göremiyorsun. Bu gene daha çok görünüyor. Bu göründü. Ötekiler sıfır oldu, kayboldu. Allah'ın büyüklüğüne bak sen. Nasıl biz büyüklük iddia ediyoruz? Nasıl kuvvet iddia ediyoruz? Bu insandan zalim, bu insanlardan daha cahil var mı? وَاَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ شَيْمَةً Hepsi bu fezanın içinde Allah Azze ve Celle'nin azametinin önünde ufalıp sıfır oluyor, bitiyor. Biz varlık davası yapıyoruz, büyüklük davası yapıyoruz. Camız bizden daha okkalı. Efendim, zürafa bizden daha büyük. Üç arşın boyunda yersek. Ki iki metreluk adam hesap edelim. İki metreluk adam. Kainat nizamının içindeki 300 milyar efendim süper güneşleriyle, yıldızlarıyla, dev yıldızlarla donanmış alem, alemi güçürtüyor. Cenab-ı Allah da sana gösteriyor, bu noktadır. Benim azametimin önünde bunlar noktadır. Ötekileri noktadan da küçük yapıp sıfıra indiriyor. Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Her büyüklük Allah'ın büyüklüğünün yanında sıfır olmaya mahkumdur. Gafil insan. Bu rahatsızlık bundan dolayıdır. Cahilliğimizden içindir. Büyüklük satıyoruz. Bu yer benim olacak, bu yer senin olacak. Bu kadar para benim olacak, bu kadar servet benim olacak. Ve adam olacaklar. Bölecekler. İslam İnsanı insan yapmak için gelmiştir. İslam, insanı insan-ı kamil yapmak için gelmiştir. İnsan-ı kamil kimdir? Hiç olduğunu bilendir. Sen ne be? O dev gibi galaksi sıfıra düştüğü vakitte biz neyiz? Biz de ne var? İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. O insan hiç şüphesiz zalim ve cehuldu. Zulmünün nihayeti yok, cehaletinin hududu yok insan. Ulana kom, kulluk hududunun dışına çıkma. Büyüğüm diyerekten, kulluk hududunun dışına çıkanların hepsine tehlike var. Bugün yeryüzünde yaşayan insanların İçerisinden hangisi kulluk hududunu dışarı çıktıysa hepsine tehlike vardır, bilesin. Netice bu. Kulluk hududunu açtılar, dışarıda tehlikededir, açıktırlar. Kulluk hududuna giren muhafaza altındadır, korunacaktır. Kulluk hududunun dışında kimse kimseyi gayramaz, kurtaramaz, koruyamaz. Oraya geldi neticesi, sohbetin neticesi, hadi yaşar. Bu insanlar kulluk hududuna girecektir. Cebbar anit sıfatında hududu çıktıktan, kulluk hududunu açtıktan sonra hepsinin başına gelecek vardır. Kulluğumu efendim yengile.
Kulluk kaydını yenileyesin. Yenilemezsen acıma diyor o zaman. Kulluk hududunun dışında kalıp da ölenlere acıma. Hududu geçenlere acıma. Kendilerine, ona kendilerine acımadı ki. Dışarıda tutacak. Isırdı mı dışarıda? İş yeri biter. Allah'a sığındı. Her halde Allah'a kulluk hududuna girelim. Dışarı aşırma. Onlara da top. Ben alimim deme, ben imamım deme, ben müderrisim deme, ben şeyhim deme, ben müridim deme, ben kulum demeye bak. Ünvanlar nefsini azdırır. Ünvana bağlanmadan sen ben kulum de. Ondan böyle şeref mi var? Ondan yüksek bir makam mı var? Bir milyar değil, bir trilyon altınım olmakla mı bölürsün sen? Şerefin paranın çokluğuyla mı? O şeref şeref değil. Şeref kulluğumla. Çünkü para gitti mi şerefin gider. Kulluk gitmez ki şerefin gitsin. Sen kulluğa tutunduğun vakitte kulluk şerefi daim seninle beraberdir. Altında, parada şeref ararsan, altın ile para elinde gidince şerefin onlardan gitti, şerefsin daldı demek. Bu hikmetli kelam asıl merkezden geliyor. Bütün insanlığa hitaptır. Ey insanlar, kulluk hududuna girin, kulluk kaydınızı yenileyin. Değilse sizi kurtaracak bir kuvvet yok. Dışarıda buldu mu vuracak. Allah'a sığındır. Tövbe edeyim. Tövbe ya Rabbi. Bu kadar yetişir.